Ooo. Girmişsin kayda. Bir an yakalayamayacağım sandım seni de. Yok yok. Müzikle geldim. Müzikle geldim. Aydın Kurtoğlu tek bedende. Bunu biraz şarja takalım sonra gidelim. Dün biraz hastaydık. Selamlar dostlar bu arada. Dün biraz hastaydık. O yüzden enerjimizi yansıtamayacağımız için girmedik kayda. Bugün toparlanmış bir şekilde. Yeni gözlüğümü takayım mı? Tak. Nasıl? Cilet. Saçlarımı jölelemeyeyim. Buramda sivilce çıktı. Nazardan. Nazardan, nazardan. Ben hazırım. Gidelim hadi. Bir şey demiş gördün mü? Tuna'nın parası bitti herhalde YouTube'dan dedi. Tuna o kadar para biter mi be? Vitaminleri içelim çıkalım. Kahvaltıyı dışarıda yapalım. Bunu içiyorsun. Neurose sancımız mu? Evet. Ashwagandha benzeri bir şey. Çok seviyorum ben. Ashwagandha da var burada İngiltere'den aldığım ama yani bizimkini kullanmaya başladım. Gayet güzel, yeterli oluyor. Mittisol. Mittisol. Kalsiyum, magnez bunu gece aldım. Tribulus'u ben sabah da alıyorum. Biraz proviron. 50 mg kadar. Sadık öyle istiyor. Selenyum. Selenyum, biotin. Bunlar önemli. Sadık Reis ne yapıyor? Sadık girmiş forma ya. Sadık ciddi form tutmuş şu anda. Ya Sadık'ın da enteresan bir genetiği var biliyor musun? Bromelain. Bromelain mesela bu dönemde büyüme hormonu aldığım için elim ayağım biraz böyle şişiyor. Ödem. Kullanılabilir. C vitamini. Burada bağışıklık için. Başka bir şey. 30 mg ana var. O ne? Başka da bir şeye gerek yok. Bu oksandrolon. Bu anabolik gruptan. Burayı çok göstermek istemiyorum ama bundan bir şey olmaz. Bir de propolis alacağız. Tamam ki. Sesi bak. Bu rahmetli Mesut abinin mekanı cennet olsun. Mesut Bilgin tanıyanlar bilir. Şeyde Kartal'da Uğur Mumcu'da bir spor salonu vardı. Salonun ismini unutuyorum sürekli ama mekanı cennet olsun. Çok değerli bir abimizdi, bir büyüğümüzdü. Çok kıymetli bir insandı. Onun şeyiydi, suluğuydu. O gün bugündür saklarım. Gönderen bir sürü vesaire falan oldu bu zamana kadar ama ben hep onunkini kullanırım. Bunu da içelim. Başka bir şey zaten kalmadı. Ondan sonra çıkabilir ki. Sundrom aldık, Tirone. Kilomuza bakalım. Bir de çamaşır yıkamamız lazım, unutturma bunu. 106.20. Almışız biraz, güzel. Kaça kadar çıkarsın şimdi? 110'un üzerine çıkarım. Biraz yemeye başlayınca adam gibi. Max kaçı gördün aga? Toplam 114-115 falan olmuşum. 116 olmuştum doğru. 116 falan olmuştum. Bir kıyafetleri yıkayalım çıkalım zaten. Ne yapayım daha? Ya bu var ya bu çamaşır işleri beni çok rahatsız ediyor. Aga seni her şeyi rahatsız ediyor. Bulaşık, çamaşır. Ama hep tek başıma ilgileniyorum bunlarla. Bir de sürekli idman vesaire. Başladık ya şimdi idmanları. Sürekli her şeyi temiz tutmam gerekiyor. Giydiğimi bir daha giyemiyorum. Terliyor merliyor. Eko 60. Başlattık. Dönünce de beyazları yıkarız. 33 bize yeter. 33 Mersin. Gidebiliriz. Sence Ali Çoğu uyandı mı uyanmadı mı? Uyanmamış. Kalıbımı basarım uyanmamış. Biz yarın gidiyoruz araba almaya. Aha. Nasıl? Nereden? İstanbul'a gideceğiz pazartesi ya. Nasipse tabii bakalım. Belli mi araç? C200. Paramız ona yetiyor şu anlık. Garfield ne haber? Dayı ile bunlar oynaşıyor. Bakayım. Günaydın. Ali uyandı mı? Abi içeride diyor hala. Nerede? Dayı.
Dayı tam şovcu. Adamım ben. Neler oluyor reis dışarı? Bayağı duruyor. Duruyor duruyor. Atla kanki. Yarışmacımız Yaşar. Mükemmel bir atlayış. Bak hemen döndü işleme. Sen benimle baş edemezsin. Nasıl sinirlendi bak. Lan köfte. Saldırı pozisyonu. Saldıraş. Onun da hoşuna gidiyor yoksa bizim vermez. Hadi gidelim. Tıraş muraş var gene. Mimik yok abi. Vlog da yazmak istemiyorum ya. Değil mi konuşmuştuk onu? Yani bence vlog, vlog yazma. Vlog değil de nasıl bir şey yazabiliriz? Mahmut olan, Mahmut abiyle alakalı bir şey mi yazsak? Onu stüdyoda yaptık yayın mı? Bunu sonra düşünürüz. Bir telegramı bakalım. YouTube yorumları mı okusak seninle beraber? Olabilir, okuyabiliriz. Hadi oku o şöyle zaman. Şöyle bir iki tane arkadaşımız vardı mesajlarına da yaşadım. Batu var mesela. Bak Batu'yu gösterebiliriz. Batu'yu YouTube'da da göstermiştik. Al formu denk geldi bak mesela. Evet. İşte bir ay falan var. Evet. İlk yarışmasını yapacak. Açılmış ama bir şey söyleyeyim mi? Açılacak evet. Tabii aç kalıyor. Kaç saat vaktini alıyor günlük soru cevaplaması falan derken? Olur olur Batu yapabilirsin. Yani kıyma yersen daha iyi olur senin için. Kırmızı etten yürüyor. Vallahi 2 saat, 3 saat falan oturuyorum gün içerisinde. Anca o kadar bakabiliyorum zaten. Sabah kalktığımda bir bakıyorum. Bir de gün içerisinde sürekli bilgisayarın başına oturamayacağım için sabahleyin bir kontrol ediyorum. Ondan sonra işte böyle şey falan, antrenman falan çıkıyor arada. Daha sonrasında Telegram'dan yine böyle telefonla takip ediyorum. Alım yapacağım ama. Yayınlara tam anlamıyla ne zaman başlayacağınız? Yayınlara başlayacağız işte. Yayınlar için sistem falan kurduk. Mikrofon oldu mu? Mikrofon olmadı. Mikrofona işte böyle bir ayak almamız gerekiyor. Yani ya buraya sabit falan yapacağız. Böyle konuşacağız. Ya da buradan böyle kol gibi bir şey uzatıyorlar. Böyle konuşuyorsun. Buradan almaz mı mesela? Ben bunu bağlasam buradan benim sesimi almaz mı? Abi bir tık o podcast mikrofonu gibi bir şey bayağı bir yakınlaşmanı isteyebiliyor. Yani ben şimdi net bir şey söyleyeyim. O zaman şu açıda duracağım. Evet. Doğru mu? Yani yüksek ihtimal öyle olabilir. Buna bir kol almamız lazım. Kol, ayak falan almamız lazım. Bakalım. Evet. Vedo da açılmış. Birkaç tane yarışmacı var. Vedo da güzel. Vedo az biraz yağımız kaldı. Onu da temizledikten sonra artık yavaş yavaş karbonhidrat yemeye başlayacağız. Karnımız doyacak. Çok az daha kaldı. Kalçanla ve belinin arkasında. Onları da hallettik mi? Artık yavaş yavaş yiyeceğiz. Sabret. Abi ben ne zaman yiyeceğim mi diyor. Yok demiyor. Vedo asker ya. Vedo zaten tecrübeli. Başka bir yer yok. Şu an almasak da olur Emirhan. Problem değil. Ben sana farklı bir ürün söyledim. Vücudun güzelce hazır hale gelsin idmana. Dinlensin. Daha az aktivite yapıyorsan biraz daha kısabilirsin Tuğberk. Yani en azından bir öğün daha eksik yiyebilirsin karbonhidrat anlamında. Tamam mesajları bitirdik. Videonun ismini ne yapalım? Mert orada. Evet Mert. Video fikir söyle bize. Abi hep beraber olduğumuz bir tane fotoğraf koyun bence. Şey hazır zaten. Kapak hazır zaten. Kapağı atayım. Telefon nerede benim? Alan. Kapağı atayım. Nasıl? Kapak. Görmüş olacaklar zaten. İsmini ne yapacağız? İsmini. Çalıştırsak sayım Erdo. Şimdi düşüncelerdeyiz. Bakıyoruz. Tam konsepti de belli olmadığı için abi. Tam da ne yazacağını da şey yapamıyoruz. Evet, evet. Ne zaman atılacak abi bu? Hemen mi atacağım? Bu akşam. Akşama kadar vakit varsa biraz daha düşün abi istiyorsun. Evet akşama kadar vaktimiz var. Bence biraz daha düşünelim. O zaman yorum oku hadi. Yorum mu okuyalım? Evet bence zevkli olur. Hangisi? En sonuncuyu mu okuyayım? En son videodan başla. Yetmezse bir öncekine gireriz. En son videodan başlayayım. Abi sen ayda yılda bir video atarsın. İşimiz iş demiş. Ayıp etmiş. Çekiyoruz da. Evet. Ya hep böyle öven şeyler var. Sağ olsunlar eksik olsun. Onları da okumak istemiyorum. Kendini övüyor falan demesinler buradan. Sadece o yorumları derler çünkü. Sadece üstüme yorumları okudum. Ama geneli öyle. Sağ olsunlar hep destekleyici şeyler söylemiş. Bu spor bu kadar nankör işte. O İngiltere'deki formdan eser yok ama geri dönüş muhteşem olacak. Buna eminiz inşallah falan demiş.
Yorum inşallah iyi mi, kötü mü olacağına ben yani karar verememiş. Ama yorum güzel esas. Yorum, yorum şey bir eleştiri yani. Olumlu bir eleştiri. Diye bir salon açsanız adam akıllı ne güzel olur demiş. O da olur. O da olur. O günler de gelir inşallah. Tospiki ben sorduydum demiş. Vermezler tabii ki. Çok tatlı geldi. Alıştıktan sonra evden eve işte dolanması zor olur gibisinden söylemiş. Ben de zaten o yüzden kediyi yormuyorum. Alacağım onu. Tosimi alacağım da. Ben de biraz düzenimi oturtayım. O şu an kızlarla çok iyi anlaşıyor. Pezevenk. Buldu ortamını. Sıvı aminolar domizdan yapılıyor. Domizdan. Öyle demiş. Domizdan. Yapılıyor. Haberin var mıdır hocam? Haberin var mıdır? Katılıyor musun? Öyle bir şey yoktu herhalde. Yani ben ilk defa duyduğum için yorum yapamayacağım. Öyle bir şey mi var? Sıvı amino domuzdan mı yapılıyor? Ya, domizdan. Ya. Domizdan. Sakalı kes Cano, temiz yüzünle daha iyisin demiş. Yani ben de onun farkındayım. Fakat yani yanaklar büyüdüğü zaman sakalları falan kestiğinde böyle bebek götüne falan dönüyor. Şişkin kalıyor. Biraz şişkin kalıyor. O yüzden ben öyle bir model olarak beğenmiyorum kendimi. Forma girince keseriz. Forma girince keseriz. Son bir ayağıma çok oturuyor suratı. Değil mi? Çakı tabii, gibi olduğumuz zaman keseriz gene. Nedense seni takip etmeye başladığından beri çok sıcakkanlı bir adamsın. Acayip iyi görünüyorsun falan. Güzel. Sağ olsun. Form verdik, kürsüz halini görelim. Form verdik, bu videoda yayınlanacak. Yani muhtemelen izlemiş olacaksınız da. İnsanlar ama ne kadar... Ama kürsüz demeyeceğim ama küre başlamıştım yani. Daha böyle iki hafta falan oldu. Kürsüz halimi göremediniz. Böyle senin gene kötü... benim kötü halimi göremediniz. Bir yakalıyorlar ya. Seviyorlar. Kötü halimi göstermek istemiyorum abi. Kötü hal değil de abi şey... Kendimi iyi hissetmediğim zaman şu anda da mesela önceki halime göre kötü bir formdayım ama kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Hepten böyle... Abi sen hızlı forma gidiyorsun yok. Salmadım. Onlar görüp oradan feyz alıyorlar. Topu hediye edeceksen ben talibim demiş. Şu an böyle buradan hediye almak istiyorsa yanılıyor. O topu vermem öyle herkese. Amerikan şu mı? Amerikan topunu bak. Onu çekilişle veririm verirsen. Topu yalan ettik görüyor musun? Burayı videoya koymasak mı? Yani koymasak böyle bir muhabbetin yaşandığı da bilinmez. Sorun olmaz. Evet. Top bende kalır. Ama yollayabilirsin. Çok istiyorlarsa veririz canım. Toprak yarışsan en kısa zamanda pro kart alacağına inanıyorum. Vallahi Toprak isterse alır. Toprak çok eskidir yani. Toprak eski adamdır. Adam over oldu yani. İki i̇lk sene üst üste. Ali öyle bahsetmişti. Yani tabii canım iki sene üst üste koydu bir de diyebiliyorum. Gurur duyuyoruz seninle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Destekleriniz için eksik olmayın. Kedi nerede? Kediyi söyledik. Tusi ablamlarda. 2 ay ilaç kullanmamış vücuda bak. Fos sporcu anca lafta. Bu kafalının şeyini çek, nickname'ini de buna. Uzun ve iradeli hedefler tam da Tunahan abiye göre doğru. Ben uzun hedeflerin adamım. Kısa vadeli planlar bana yerine. Abi DC ne zaman açılır? Discord'u bilmiyorum ki ben anlamıyorum o işlerden. O işlerde Ali beni yönlendiriyor biraz da. Ona sormak lazım. Şu mikrofonu halledelim. Bakacağız. Kanalın şifresini hatırlamış diyor Tunahan abi. Hatırladım Kerem. Side'nin neresindesin? Side zaten küçücük bir yer yani çok da böyle evimin lokasyonunu vermeyeyim dostlar. Burada karşılaşırız zaten elbet. FitLife'a gidiyorum salon olarak. Yani gelmek istiyorsanız oraya gelebilirsiniz. Ürünler nasıl çalışıyor mu gerçekten? Hangisinden bahsediyorsun acaba? Hangi taraftan bahsettiğini bilemedim. Adam bitmiş zargan olmuş demiş. Vay be. Ulan hemen düştük ya vurun. Düştük ya vurun. Bunlar benim nasıl bir adam olduğumu unutuyorlar ama. WhatsApp'tan yazdım, görüldü attın. Her şey para değil mi? Takipçilerin seni zirveye çıkarırlar. Ama falan filan yapmış. WhatsApp'tan muhtemelen uzaktan eğitimle alakalı olarak yazmıştır. Bir 550-600 tane mesajın arasında kaybolup gitmiştir. Yani ben dönüş yapamadığım için. Böyle bir yorum yapıyor. Benim şahsi WhatsApp'ım değildir bu. Ona eminim de. Gömmüş yani. Böyle bir kitle var ya. Ulan biz sizi getirdik bir yerlere. Adam olun falan. Yani WhatsApp'tan. Arkadaşım olsan cevap verirdim kardeşim ama sen muhtemelen uzaktan eğitimle alakalı olarak yazdın. O yüzden muhtemelen arada mesajların kaynamıştır. Geri dönüş yapmaya başladığımda sana da dönüş yaparım. Hep kötü yorumları okuyorum bak. Böyle denk geldikçe. Tunahan'dan Mr. Olympia mentalitesi yok. Bence ufak ve yıpratıcı durumlarda hemen bıkma soğuma eylemi gösteriyor. Yani yaptığı sporu ne gözüyle yapıyor bilmiyorum ama iş gözünde bakmıyor demeye getirmiş. Yani kendince bir yorum yapmış. Ya bunları okuyorum neden? Bu mesajlar mesela adam bir eleştiri yapıyor. Kötü de bir şey söylememiş. Küfürsüz. Ondan sonra terbiyesizce böyle bir şey olmadıkça okurum da söylerim de. Anlayışla karşılarım her zaman. Bizi push ediyor çünkü böyle mesajlar. Ya mesela bu tarz adamların bana olan düşüncesi değişsin diye bile ben sırf hani motive oluyorum.
yapıyorum, gösteriyorum. Güzel bir geri dönüş yaptıktan sonra bu adamlar vay anasını ya falan diyecek. Yani bu adam da yaptığımı yapıyormuş diyecek. O yüzden sorun yok. Bunlar beni kamçılıyor. Yani çoğu, işte dediğim gibi çoğu şey güzel, sağ olsunlar. Ben aralarından böyle ufak tefek şeyleri buldum. Eleştirisel olanları falan buldum. Yanıt verdim. Keyifli oluyor mu? Bu seriyi yapalım yine. Yaparız gene, okuruz. Geldi Mens Fiziğin Sefiri falan. Dayı neredesin dayı? Keşke maçı izlerken bize de gösterseydin abi falan diye. Kaçak yayın peşinde olan. Abi maşallahım var, gene on numarasın. Ya bunlar hep işte böyle mesajlar. Camavinga, Camavinga. Camavinga. Hadi şınav çekelim biraz. Şınav çek, videoya konu olsun. Kaç tane şınav çekebilirsin? Şu an mı? Evet. Çağırmıştım. İddiaya girse. Mert Alaca kaç tane çeker abi? Mert Alaca. Yani bilemiyorum. Ha? Neyse. Sen kaç çekersen üstüne çekerim ama. Sen kaç çekersen ben de onun üstüne çekerim. Olmaz ama öyle olmaz. Tamam hadi bir rakam söylersin, deneriz. Mert Şınav çekerse... Üstten mi çekemezsin bu şey? 100 tane boruk ben çekiyordum valla. Küçük çocukken yani 90-100 tane çekiyordum. 100 tane çekilebilir ya. Sen çeker misin 100 tane? Yok ben çekemem. Çekemem herhalde. Sen 100 tane çeker ama 101 tane çekerim ama. Sen 100 tane çek, ben 120 tane çekerim. Dene, bir deneyelim, gel. Hadi. Gel bakayım. Ama şu an hastayım biliyorsun. Ya hadi. O kadar çok şey yapma. Ali. Ya çok zorlamasın. Çekerken... Ali sen zorlama. Aynen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 30'u ben tek elimle çektim. 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5. Dinleme var mı? Var. 45 mi? 45. 100 çıkar mı? Yani çıkabilir. 3 hadi. Saniye dinlenme olsun. Çok üfleme. 48, 49, 50. 1, 2, tam inme yok mu? 3, 4. İniyordu oğlum. Tamam. Ben... 8. Hadi 60'a geldi sayılar. Hadi bakayım. 9. Oğlum. 60 hadi. Aa, yeter. Adere... Çıkmaz mı 100 tane? Ya çıkabilirdi abi. Zorlar bilekler mı? Zorlar. Bilekler çok zor ya. Çok zorlar. Geç bakayım Ali. Ben şimdi var. Ben şimdi 100 tane çekerim de boyuz. Benim bir yarım saat. Niye? Ben ya da abi şöyle, yani. Şöyle yapayım. Biraz çift yapayım. Evet, triceps. Adere tricepsleri de çekiyor. Sayıyor musunuz lan? Abi olsun. Saydınız mı oğlum? 35, 36, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, biraz da geniş açıyor ben abi. Adeleyi değiştir abi. Triceps'e falan göğüse geç. 9. 49 mu bu? 46. Zor moruk. Mümkün değil, 100 tane çekemem. Şuradan abi. 25, 26, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 60. 60'ta bırakayım, daha çıkmaz. Hadi. Gel dene bakayım bir. Ya ben deneyemem. Geç hadi abi. Abi bir şey söyleyeceğim. Böyle zor kanka. Evet sen dar tuttun abi. Hayır hayır dar ondan değil. Şöyle zor. Bir de düz mü? Böyle eli bir yerde olsa 150 tane çekerim de. Hadi Ali. Hadi abi. Gel bakayım. Peki geçen yaz ben nerede? Ben yapamam. Hep böyle iddiaların ortasına kalıyorum. Hadi bir tütsü yapayım sana çek. Kaç tane çekildi şimdi totalde? 60. Sen de 60 yap, dostluk kazansın hadi. Tabii canım. 60 tane de çekersin hadi. O kadar da değil. Abi. Oğlum ne bileyim. Çekersin. Çekmesen de biz onu omuzlarım çekmiş gibi gösteririz. İki emel b**t falan vurdum buralara. Hiçbir şey olmaz. Çok yağlı. Hiçbir şey olmaz. Neyse abi bir yarım saat ısınmam lazım. Ara. Hadi derler. Hadi. Çekmesen de çekti derler. Ben 60 tane çekemem şimdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. İçimden saydım. Biraz koku vereyim sana. Dur şurada. Kaç oldu? 40. 41. Devam. 60. 60. 60 da bırak. Ben daha çekmiyorum ya. Gözlerim böyle oldu şu an. Ama bile ilaç da var. Acayip patladı. Ama hemen patladı beni de abi. Aynen şu an gözlerim böyle. İlaç alan adam sınav çekemiyor herhalde. Kilodan abi. Abi. Kilo da var. Pratik lazım. Geçen gün Markus çocuklara paylaşmış. Onlar çekiyordu. Bizden çok çekmeyin. Çocuklar. Kaç tane çektiler? Bilmiyorum ama 60'tan fazla çektiler. Oğlum Tur abiyi getir buraya 100 tane çeker tek seferde. Tur abi mi? Aynen. Şeyle alakalı. Hareket alışkanlıkla alakalı biraz. Ama neye gerek yok, çekemedik. Çekemedik. Biraz. Barfix? Barfix daha zor abi ya. Barfix 10 tane anca çekerim. Şu an 10 tane anca çekerim. Biraz ısınsam aslında... Mert şu bara ısınsın. Kendime nereye basın? Nereye bari ya. Hadi gel koyayım seni buraya. Benim barfix çekme işlediğim çok iyi değil. Biliyorsun sırtım çok iyi değil. Yukarıdan çekişlere biraz zorlanıyorum orada. Oğlum pump oldu mu lan harbiden? O zaman gidelim, seni bırakalım. Yavaş yavaş bitiririz. Yarın 10.30'da buluşalım havalimanında. Az daha ölüyorduk Ali. Yok ben onu kontrol ettim abi. Ali sağdan bana girecekti ya. O durmada durmayacaktım. O pozisyonu ayarlamıştım. Son bir şeyler söylemek ister misin kanalda? Aa evet doğru geldik sayılır. Nereye sakalı gönderiyoruz? Son düz, son düz. Kanka düz devam et bir. Tam neresiydi? Bence Enes abimi gönderilmiş. Soldaydı ben düz sakalı. Keloğlan gibi. Burayla bir bağlantımız yok. Biz Demokrasi Bulvarı'nın oraya... Abi Demokrasi Bulvarı lan ne ara öğrendim? Ben buranın yerlisiyim. Sağ sol düz. Sağ. Abi sağdan otobüs şeridi. Sol yap o zaman. Tamam sol yap. Tam sol. Sol evet. U mu? Evet. Abi hep son dakikada diyorsun ondan sonra... Oğlum ben yapacağım. Hayır bir refleksim bunu hiç yok bak. Refleksler hiç ama... Sol diyorum sana hala düz gör. Sol lan, diyorum. Yani sol dediğim anda gidiyor. Bir koysan tık. Aslında gireceğiz yani. Bir dahakine harbiden... Deneyeceğim o bir koyma işini ama... Sen tehlikeli şey işler yapmak istemiyorsun. Aynen. Halbuki böyle yapsan... Levirleye direkt vurup... Evet. O zaman... Görüşürüz diyelim ağalar. Kameramanımızı uğurluyoruz. O yüzden kapatmak zorundayız. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize. Buradan sonra.